Gaybın Son Elçisi 16. Bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Kisra'nın İslam'a davet edilmesi. Hicretin 7. senesi Muharrem ayıydı. Miladi 628. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan Abdullah bin Huzafe'yi de İran Kisra'sı Perviz İbni Hürmüz'e elçi olarak gönderdi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem İran Kisra'sı Hüsrev Perviz'e gönderdiği İslam'a davet mektubunun tam metni şu mealdeydi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Doğru yolda gidenlere, Allah'a ve peygamberine iman edenlere, bir Allah'tan başka ilah olmadığına, onun hiçbir ortağı da bulunmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edenlere selam olsun. Ben seni İslam'a davet ediyorum. Çünkü ben bütün insanlara, hayatta olan kişilere, gelecek tehlikeleri haber vermek ve kafirlere o söz hak olmak için, azap sözü gerçekleşmesi için peygamber olarak gönderildim. Müslüman ol ki selamete eresin. Eğer davetimden yüz çevirirsen, Mecusi kavminin günahı senin boynuna olsun. İran'a varıp saraya kabul edilen Hazreti Abdullah bin Muzaffer, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'a davet mektubunu bizzat Kisra Perviz'in eline teslim etti. Kisra mektubu katibine okuması için verdi. Katip mektubun ilk hitap şu cümlesini okuyunca Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Bu hitap Kisra'yı son derece hiddetlendirdi. Mektubun devamının okunmasına müsaade etmeden ve muhtevasını öğrenmeden şuna bak benim kölem olan kişi kalkıyor da bana mektup yazıyor diyerek Peygamberimizin aleyhisselam mübarek mektubunu alıp küstahça yırttı. Sonra da haddini aşarak elçi Abdullah bin Huzafe'ye şöyle çıkıştı. Mülk ve saltanat bana mahsustur. Benim bu hususta ne yenilgiye uğramaktan ne de bana ortak çıkacağından dolayı asla endişem ve korkum yoktur. Firavun İsrailoğullarına hakim olmuştu. Siz onlardan daha güçlü değilsiniz. Sizi derhal hakimiyetim altına almaya engel olacak ne var? Ben Firavun'dan daha iyi ve güçlüyümdür diye tehdit etti ve kovdu. Abdullah bin Huzafe'nin Medine'ye dönüşü. Hazreti Abdullah bin Huzafe, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davet mektubunu Kisra'ya vermekle vazifesini yerine getirmişti. Bu sebeple saraydan çıkartılır çıkartılmaz hemen bineğine atlayarak Medine'nin yolunu tuttu. O sırada Kisra'nın öfkesi bir nebze dinmiş olacak ki onu bulup getirmelerini adamlarına emretti. Ancak Hazreti Abdullah çoktan oradan uzaklaşmıştı. Medine'ye gelen Hazreti Abdullah, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktı. Olup bitenler haber verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak Kisra'ya şöyle beddua etti. Ya Rabbi, nasıl o benim mektubumu parçaladı, sen de onu ve onun mülkünü parçala. Bu bedduanın tesiriyledir ki Kisra Perviz'in oğlu Şirevey hançeriyle onu parçaladı. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh ise İran saltanatını paramparça etti. Sasaniye devletinin hiçbir yerde gücü kalmadı. Kisra'nın Yemen valisine emri. Kisra peygamberimizin mübarek mektubunu yırtmakla da hiddetli hırsını dindirememişti. Yemen valisi Bazan'a şu emri verdi. Duyduğuma göre Kureyş'ten biri ortaya çıkmış peygamberlik dava ediyormuş. Sen güçlü kuvvetli adamlarından ikisini gönder, onu bağlayıp getirsinler. Vali Bazan emri yerine getirmekte gecikmedi. Peygamberimize iki kişi gönderdi. Ellerine de peygamberimizin gidip Kisra'ya teslim olmasını emreden bir mektup verdi. Babaveyh ve Hurre Husre adındaki bu adamlar Medine'ye gelerek peygamberimizin huzuruna çıktılar. Baba Bey Efendimiz'e hitaben şöyle dedi. Kisra, Vali Bazan'a yazı yazıp seni kendisine götürmek üzere sana adam göndermesini emretti. Bazan da beni sana gönderdi. Eğer benimle gelirsen Yemen valisi Kisra'ya senin lehinde mektup yazar, seni bağışlatır. Eğer benimle gelmekten çekinirsen Kisra seni de kavmini de yok eder, memleketini de yıkar. Sonra da Bazan'ın mektubunu verdi. Peygamberimizin Babaveyh'in anlattıklarını ve mektubun muhtevasını öğrendikten sonra gülümsedi. Sonra da onları İslamiyet'e davet etti. Elçiler Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda manevi heybetinden dolayı tir tir titriyorlardı. Fakat bunu hissettirmemek için cesaretli konuşmaya çalışıyorlardı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmak istediğimi yarın size haber veririm deyip onları huzurundan çıkardı. Ertesi gün Peygamberimiz vahiy ile gelen şu haberi onlara iletti. Yüce Allah Kisra'ya oğlu Şireveyh'i musallat kıldı. Şireveyh onu falan ayda, filan gecede ve gecenin de filan saatinde öldürdü. Bu haber karşısında elçiler şaşırıp kaldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca onlara hitaben şöyle dedi. Bazan'a deyiniz ki benim dinim ve hakimiyetim Kisra'nın mülk ve saltanatının ulaştığı yerlere kadar ulaşacaktır. Yine ona deyiniz ki eğer sen Müslüman olursan
Şu anda idare etmekte olduğun yerleri sana vereceğim. Seni Ebnalardan, yani Güney Arabistan'da yerleşen İranlılar, meydana gelen kavme hükümdar yapacağım. Bunun üzerine Bazan'ın adamları Yemen'e döndüler. Olup bitenleri anlatıp peygamberimizden görüp duyduklarını naklettiler. Vali Bazan, vallahi bu hükümdar sözü değildir. Öyle sanıyorum ki bu zat dediği gibi bir peygamberdir demekten kendini alamadı. Sonra da adamlarına, onu nasıl buldunuz diye sordu. Onlar, biz ondan daha heybetli, hiçbir şeyden korkmayan ve muhafızsız bulunan bir hükümdar görmedik. Mütevazı ve yaya olarak halk arasında yürüyordu, cevabını verdiler. Bazan bir müddet daha beklemeyi uygun buldu. Kisra hakkında söylemiş olduğu sözün neticesini beklemeliyim. Eğer sözü doğru çıkarsa o gerçekten Allah tarafından insanlara gönderilmiş bir peygamberdir. Şayet dediği doğru çıkmazsa o zaman gereğini düşünürüz dedi. Aradan birkaç gün gibi kısa bir zaman geçmişti ki Kisra'nın oğlu Şivereh'ten Bazan'a şu mealde bir mektup geldi. Ben Kisra'yı öldürdüm. Bu mektubum sana gelince benim namıma halkın biatini al. Kisra'nın sana yazmış olduğu zat hakkında da yeni bir emrim gelinceye kadar bekle ve hiçbir teşebbüse geçme. Hesap ettiler, gördüler ki Perviz'in öldürülmesi peygamberimizin haber verdiği aynı günün gecesine ve gecenin de aynı saatine rastlıyor. Bazan'ın gönül alemi bu apaçık mucize karşısında birden aydınlandı ve şöyle dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak Allah tarafından insanlara gönderilmiş bir peygamberdir diyerek Müslüman oldu. Onu Yemen'de oturan Ebnaların Müslüman olması takip etti. Bazan Müslüman olduklarını peygamberimize haber verdi. Bu haberi alan Efendimiz onu sana valisi tayin etti. Bu peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tayin ettiği ilk vali idi ve İran valilerinden imana gelen ilk kişiydi. Şireveyh'in durumu. Babasını öldürüp yerine geçen Şireveyh ancak 6 ay yaşayabilmiştir. Saltanatının verdiği ihtiras ile kardeşlerini de öldürtmüştü. Kendisine halef olacak erkek evladı bulunmadığından halk Şireveyh'in Buran adındaki kızını saltanat tahtına geçirmişti. Peygamberimiz bunu duyunca mukadderatını bir kadının eline veren bir millet felah bulamaz buyurmuşlardı. Mukavkıs'ın İslam'a davet edilmesi. Hicretin 7. senesi Muharrem ayında miladi 628 Ashab'dan Hatip bin Ebi Belta, Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem aldığı Mukavkıs'a hitaben yazılmış İslam'a davet mektubu ile Mısır'a doğru yola çıktı. Gece gündüz yoluna devam eden Hazreti Hatip, o sırada İskenderiye'de bulunan Mukavkıs'a Peygamberimizin mübarek mektubunu sundu. Hükümdarın okuttuğu mektupta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hitaben şunları yazıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den kıptilerin büyüğü Mukavkıs'a, hidayet yoluna uyanlara selam olsun. Bu dua ve temenniden sonra ben seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol ki selamete eresin. Müslüman ol ki Allah ecrini, mükafatını iki kat versin. Eğer bu davetinden yüz çevirirsen kıptilerin günahı senin boynuna olsun. De ki, ey kitap ehli olan Hristiyanlar ve Yahudiler, sizinle bizim aramızda müşterek bir söze gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim, ona hiçbir şey ortak koşmayalım, Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rab edinmeyelim. Eğer onlar yüz çevirirlerse siz deyin ki, şahit olun biz Müslümanlarız. Ali İmran Suresi 64. ayet. Mektup okunup bitince Mukavkıs, hayırlı olsun dedi ve elçi Hazreti Hatıb'a izzet ikramda bulundu. Sonra da Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek mektubunu fil dişinden bir kutu içine koyup kutuyu mühürledi. Mukavkıs'ın ikrarı. Bir gece vakti Mukavkıs Hatip bin Ebi Belta'yı huzuruna çağırttı. Yanlarında sadece tercümanı bulunuyordu. Uzun uzadıya konuştuktan sonra Mukavkıs sonunda Müslüman olmadığı halde Peygamberimizin peygamberliğini kabul edip şöyle dedi. Ben bir peygamberin geleceğini biliyordum. Lakin Şam'dan çıkacağını tahmin ediyordum. Çünkü daha evvelki peygamberlerin çoğu oradan zuhur etmişlerdi. Gerçi son peygamberin Arabistan'da sertlik, darlık, yoksulluk ülkesinde çıkacağını da kitaplarla görmüştüm. Allah'ın kitabında İncil'de yani sıfatlar yazılı bulduğumuz peygamberin ortaya çıkma zamanı da tam bu zamandır. Fakat ona uymak hususunda Kıptiler beni dinlemezler. Ben de saltanatımdan ayrılmaya kıyamayacağım. O peygamber memleketlere hakim olacak, kendisinden sonra da sahabeleri bu meydanlarımıza kadar gelip yerleşeceklerdir. Sonunda şuradakilere galip geleceklerdir. Bu konuşmayla Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini kabul eden Mukavkıs, ne yazık ki saltanatı elinden gidecek endişesiyle ne halkına olup bitenlerden bahsetti ve ne de Müslüman oldu. Saltanat ve hükümdarlık sevgisi onu iman saadetinden mahrum bıraktı. Dünya saltanatının sevgi ve muhabbeti gönlünde ağır basıp iman etmeye yanaşmayan Mukavkıs, bununla beraber Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bir mektupla bazı kıymetli hediyeler ve iki tane de cariye gönderdi. Bütün bunlardan sonra Hazreti Hatip bin Ebi Belta'yı İskenderiye'den uğurlayan Mukavkıs ona
sakın Kıptiler senin ağzından tek kelime bile işitmesinler dedi. Mukavkıs'ın gönderdiği iki cariye ve hediyeler. Mukavkıs'ın Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği iki cariye, Mariye ile kız kardeşi Sirin idi. Hatib bin Ebi Belta Hazretleri onlara yolda İslamiyet'i anlattı ve Müslüman olmalarını teklif edince Müslüman oldular. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mariye'yi kendisine nikahlayıp zevceliğe aldı. Sirin'i ise şairi Hasan bin Sabit ile evlendirdi. Mukavkıs'tan gelen diğer hediyeler ise şunlardı. Beyaz tüylü iki katırla bir merkep, 1000 miskal altın, 20 kat mısır işi ince elbise, billur bir bardak, kokulu bal, mis gibi güzel kokular vesaire. Hediye edilen katıra Düldül, merkebe ise Ufeyr adı verildi. Mukavkıs'ın ülkesinde 5 gün kadar kaldıktan sonra oradan ayrılan Hatib bin Ebi Belta, Medine'ye gelip Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkarak bütün olup bitenleri anlattı ve Mukavkıs'ın mektubu ile gönderdiği hediyeleri takdim etti. Mukavkıs cevabı mektubunda şöyle diyordu. Muhammed bin Abdullah'a, Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'tan selam olsun sana. Bundan sonra derim ki, mektubunu aldım okudum. Mektubunda zikrettiğim ve beni davet ettiğin şeyleri anladım. Gelecek bir peygamber daha olduğunu biliyordum. Ancak onun Şam'dan zuhur edeceğini tahmin ediyordum. Elçini ağırladığım sana Kıptilerin yanında mevkileri yüksek iki cariye ile elbiseler gönderdim. Binmen için de sana bir katır hediye ettim. Selam olsun sana. Mektup okunup bitince peygamberimiz şöyle buyurdu. Bedbaht adam saltanatına kıyamadı fakat üzerinde titrediği saltanatı kendisine kalmayacaktır. Yemame emirinin İslam'a davet edilmesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 7. senesi Muharrem ayında Yemame emirine de İslam'a davet etmek üzere Salid bin Amr'ı görevlendirdi ve yazdığı bir mektupla onu Yemame'ye gönderdi. Mektubu alan Hazreti Salid bin Amr durup dinlenmeden yol alarak hükümdarın yanına vardı. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mektubunu ona verdi. Emir mektubu okuttu, Peygamberimiz kendisine şöyle hitap ediyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Hevza bin Ali'ye, doğru yolda gidenlere selam olsun. Şunu iyi bilmelisin ki, benim dinim yakında dünyanın en uzak ufuklarına kadar parlayacaktır. Binaenaleyh, ey Hevza, sen de Müslüman ol ki selamet eresin. Ben de hükmün altındaki memleketin idaresini sana bırakayım. Hevza bu daveti kabul edemeyeceğini nazik bir dille ifade etti ancak Hazreti Salih radıyallahu anh bu daveti kabul etmekle hem dünyasını güzelleştirip hem de ahiretini kazanacağını kaybedecek bir şey olmadığını ifade ettiyse de Hevza iman dairesinden uzak kaldı. Şüphesiz bu uzak kalışta saltanatını kaybetme korkusu vardı. Bunu kendisi de bizzat bir Hristiyan büyüğüne şöyle ifade etmişti. Ben şu an kavmimin hükümdarıyım. Ona tabi olsaydım o takdirde hükümdarlık yapamayacaktım. Bununla birlikte Hevza peygamberimize verilmek üzere bir mektupla bir takım hediyeleri elçi Hazreti Salih vasıtasıyla gönderdi. Peygamberimizin Hevza'ya bedduası. Hazreti Salih bin Amr radıyallahu anh Medine'ye dönerek peygamberimizin huzuruna vardı. Olup bitenleri anlattıktan sonra Hevza'nın gönderdiği mektubu Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Hevza mektubunda Efendimiz'e aleyhisselam şöyle diyordu. Davet ettiğin şey çok iyi, çok güzel. Ben kavmimin hatibi ve şairiyim. Araplar da benim kavmimden korkarlar. Bana bazı ayrıcalıklar ver de sana tabi olayım. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu yersiz teklif için yerdeki bir hurma koruğunu bile istese ona vermem. Buyurduktan sonra kendisine tabi onca insanın hidayetine de mani olduğundan Hevza'ya elindeki her şey yok olsun diye beddua etti. Bu tarihten bir yıl kadar sonra Cebrail aleyhisselam gelip peygamberimize Hevza'nın kafir olarak öldüğünü haber verdi. Gassan hükümdarlarının İslam'a davet edilmesi. Gassaniler Suriye'de oturan en güçlü kabilelerden biriydi. Hicretin 7. senesi Muharrem ayında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kabilenin hükümdarı Haris bin Ebi Şimri İslam'a davet etmek üzere ashabtan Şuca bin Vehb ile bir mektup gönderdi. Şuca bin Vehb radıyallahu anh süratle yola çıktı. Şam'a vardı fakat hükümdar Haris'i sarayında bulamadı. Günlerce sarayın kapısında beklemek zorunda kaldı. Bu arada hükümdarın kapıcısı ne için geldiğini sorunca Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Haris'e gönderilmiş elçisi olduğunu söyledi. Sonra da peygamberimizin sıfatlarını ona anlattı. Kapıcı Mira anlatılanlar karşısında gözyaşları tutamadı. Ben İncil'i okudum. Bu peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarını onda aynen yazılı buldum dedi. Sonra da peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberini tasdik ederek Müslüman oldu. Ancak Haris'in kendisini öldürmesinden korktuğu için imanını gizli tuttu. Günlerden sonra Haris bir gün tahtına oturdu. Elçi Şuca'yı kabul etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektubunda şunları yazdırmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Haris bin Ebi Şimre. Doğru yolda gidenlere, Allah'a iman ve peygamberini tasdik edenlere selam olsun. Ben seni eşi, ortağı olmayan bir Allah'a imana davet ediyorum.
Davetimi kabul edersen hükümdar olarak yine mülkünde kalacaksın. Bu sözler karşısında Haris'in tavrı birden değişti. Mübarek mektubu yere atıp hiddetli hiddetli şöyle konuştu. Saltanatımı benden kim alacakmış göreyim. O Yemen'de de olsa kendisine tabi olanlarla üzerime gelmeden ben onun üzerine gideceğim. Sonra da atların nallanmasını adamlarına emretti. Elçi Şuca hazretlerine dönerek git sahibine gördüğünü haber ver dedi. Hükümdar Haris Medine üzerine yürümeye kararlıydı. Bunu o sırada Kudüs'te bulunan Kayser'e yazdığı mektupta da açık açık belirtiyordu. Ancak Kayser'den gelen cevap bu kararın hilafınaydı. Kayser ona sakın onun üzerine yürüme tavsiyesinde bulunuyordu. Kayseri mektubunu aldıktan sonra Haris bin Ebi Şimr biraz aklını başına toplamış olacak ki elçi Şuca Hazretlerini ikinci kere huzuruna çağırdı. Ne zaman gideceğini sorduktan sonra da adamlarına kendisine 100 miskal altın vermesini de emretti. Kapıcı Mira saraydan ayrılıp Medine'ye gitmeye hazırlanan Şuca'nın yanına vardı. Onun için hazırladığı yol azığı ile elbiseyi verdikten sonra Allah Resulüne benden selam söyle ve Müslüman olduğumu da ona haber ver dedi. Haris'e yapılan beddua. Şuca bin Vehb radıyallahu anh Medine'ye geldi. Peygamberimiz aleyhisselam huzuruna çıkarak görüp duyduklarını bir bir anlattı. Haris'in elçisine ve mektubuna karşı takındığı menfi muameleyi öğrenen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saltanatı yok olsun diyerek ona beddua etti. Aradan fazla bir zaman geçmeden takriben bir yıl kadar sonra hicretin 8. yılında Haris dünyadan kafir olarak göçüp gitti. Gassani saltanatı Cebele bin Eyhem'e geçti. O da Gassani saltanatının son hükümdarı oldu. Umman hükümdarı ve kardeşlerinin İslam'a davet edilişi. Hicretin 8. senesi Zilkade ayıydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden ve Huneyn zaferinden doğan sevinç ve huzur ile ashabıyla Medine'ye dönmüştü. Şirkin beli kırılmış, kabileler dalga dalga İslam nuruna koşuyorlardı. Müslümanlara adeta yeni bir heyecan ve cihat ruhu gelmişti. Arabistan'ın hemen hemen her tarafında İslam'ın şerefli bayrağının dalgalanmaya başlaması onlara huzur veriyordu. Kendilerine henüz İslam daveti ulaşmamış hükümdarlar da vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu maksatla Medine'ye döner dönmez Amr bin As'ı radıyallahu anh Umman'a gönderdi. Görevi hükümdar Ceyfer ve kardeşi Abde kendisine verilen mektubu teslim etmek ve kendilerini İslam'a davet etmekti. Umman, Yemen-Hint denizi sahilinde Basra Körfezi'nin darlaştığı yerdeki büyük şehirden biriydi. Hurma bahçeleri ve ekinleriyle meşhur olan bu şehirde o zaman Ezidiler hakimdi. Bunlar yanında başka ırktan insanlar da vardı. Amr bin As radıyallahu anh emir gereği Umman'a vardı ve mektubu hükümdar ve kardeşine teslim etti. Açılan mektupta Resulullah'ın kendilerine şöyle hitap ettiğini gördüler. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah'tan Cülenda'nın oğulları Ceyfer ve Abde. Hidayete uyanlara, doğru yolu tutmuş olanlara selam olsun. Bundan sonra derim ki ben her ikinizi de İslam'a davet ediyorum. Müslüman olun ki selamete eresiniz. Ben sağ olanları ahiret azabıyla korkutmak, kafirler hakkında da Allah hükümlerini tatbik etmek için Allah'ın bütün insanlara gönderdiği Resulüyüm. Eğer İslam'ı kabul ederseniz hükümdarlığınız size bağlı kalacaktır. Eğer Müslüman olmaktan uzak durursanız şüphesiz ki hükümdarlığınız elinizden çıkacak. Süvariler topraklarınızı çiğneyecek ve peygamberliğim sizin mülk ve saltanatınızı mağlup edecektir. Ceyfer ile kardeşi Abd önce Müslüman olmamak hususunda tereddüt geçirdiler. Bir müddet sonra da bu tereddütlerinden kurtularak İslamiyetler şereflendiler ve Peygamberimizin risaletini tasdik ettiler. Bununla da kalmayan Cülenda oğulları halkı da Müslüman olmaya çağırdılar. Bu daveti duyan halk da seve seve Müslüman olmayı kabul etti. Bunun üzerine Peygamberimizin emir ve tavsiyeleri gereğince Hazreti Amr bin As Hazretleri buranın idari işlerini üzerine aldı. Hazreti Amr radıyallahu anh Müslüman zenginlerden zekat ve sadaka toplayacak, onları fakirlerine dağıtacaktı. Ayrıca mecusilerden cizye alacak, Müslümanlar arasındaki davalarını da halledecekti. Peygamberimizin vefatına kadar Hazreti Amr radıyallahu anh bu işleri yürütmek üzere Umman'da kaldı. 16. bölümün sonu. Eser: Gaybın Son Elçisi. Yazar: Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.